Şuraflara bakabilir misiniz? Tabii, müsaadenizle. Ben de gideyim yenge, malum iş güç. Yürüyüşe çıktın, ayakların seni buraya mı getirdi? Tabii. Zaten çarşıda işim vardı. Buraya kadar geldim işte. Bir de bunu aldım hayırlı olsun diye. Ne bu? Bak bakalım. Çok güzelmiş. Beğendin mi? Hı hı. Öyle küçük bir hatıra işte. Asarsın. Uğur getirsin diye. Hem ben Nazar'a da çok inanıyorum. Kötü gözlerden korusun bizi. Şimdi kendi ellerimle asacağım bunu. Tamam Osman Usta. Ben haber vereceğim birazdan. Ya pardon, böyle araya giriyorum ama. Estağfurullah. Sanayiden Osman Usta aradı. Kaynak işi bitmiş, ne zaman gelelim diyor. Hemen gelsinler. Tamam. Senin işin çok o zaman. Ben yarım kalan kahvelerimizi içeriz diye geldim ama. Benim şimdi buradan ayrılmam zor. Ama sen şöyle geç otur. Ben iki kahve söylerim. Tamam. Nasıl gidiyor usta? İyi. Sen bir in bakayım aşağı. Tabii ki efendim. Bize iki tane kahve söyler misin abi? Bade. Ne yapıyorsun böyle? İşimi yapıyorum Yusuf Bey. Saçmalamayın aşağı. Beyim, ben hallederim. Tamam Yavuz, sen hallet. Buralar yine aynı şekilde olacak. Yusuf Bey, afişlere sunar gel. Tamam, bakalım. Yan yana üretilen sebze ve meyvelerin neden farklı olduğunu anlatabilirsek pazar payımızın büyüyeceğine inanıyorum ben. Tamam. Ama önce organik ürünlerin fiyatını normal ürünlerin fiyatına çekmek lazım. Yani kar amacı gütmeden. İnsanlar bu farkı anlasınlar yeter. Aynı fikirde olduğumuza sevindim. Keyifler nasıl yenge? Sağ ol. Yusuf bekliyorum. Bir de bu sloganların daha vurucu olması lazım. Kullanılan renkler de çok cansız. Aslında logoyu biraz büyütsek yeterli. Yani ben slogan için birkaç bir şeyler karalamıştım. Onları da gösteririm daha sonra. Her şeyi de düşünüyorsun maşallah. Yusuf. Kahvelerimiz soğudu bir tane. Evet biliyorum canım ama hiç vaktim yok benim. Tamam. O zaman ben bölmeyeyim şimdi seni, gideyim. Akşam çıkarız, içeriz belki dışarıda. Vallahi akşam için de söz veremeyeceğim. Çünkü burası uzarsa gece de kalacağız biz. Öyle mi? İyi, tamam. Bari Murat'a haber vereyim de o bıraksın seni. Yok, gerek yok. Ben geldiğim gibi giderim, yürürüm. Sen de fazla yorma kendini. Kıyamam. Patronsun sen. Bırak biraz da onlar ilgilensin. Olsun. İyi patron kendi dükkanının en iyi işçisidir. Ben böyle iyiyim. İyi, tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Şu ihsaliyeleri de bir bakalım. Ben de baktım onlara, biraz eksiklerimiz var. Bunlarla karşılaştırmak lazım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani çok üzgünüm. Seni bu kadar üzmeyi gerçekten istemezdim. Ama bir de bebeğin doğduğunu düşünsene, o zaman ne olacaktı? Ha? İkimiz de bundan daha çok üzülecektik. Şimdi her şey bitti değil mi? Hiçbir sorumluluğun kalmadı işte.
kimin hayatına girsen mahvediyorsun Yiğit. Farkında mısın? Hangi kadın sana dokunsa kapanmaz bir yara açıyorsun. Önce gülümsüyorsun. Sonra hep yanında duracakmışsın gibi davranıyorsun. Sonra yavaş yavaş uçurumun kenarına getirip tuttuğun elleri bir anda bırakıyorsun. Ve öyle hızlı dönüp gidiyorsun ki arkanı. Arkanda yerle yeksan olanı görmüyorsun bile. Delikanlı çocuk işte. Allah bilir kim bastı damarına da çocuk sıvanadan çıktı. Ben gereğini yaparım. Şükredin mal sahibi şikayetinden vazgeçti. Ama zarar neyse ödeyeceksiniz. Tabii memur bey. Siz merak etmeyin. Onu da hallederim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ben sana ne diyeyim? Kız nişanlanıp gitti. Seni unutalı yıl oldu. Sen onun aşkından kendini rezil etmeye devam et. Ama bu kadar yeter. Seni zapt etmekten yoruldum. İstersen sen kendi başını ye. Ama beni belalarına bulaştırma. Hani demiştin ya, yalnız yaşayacağım diye. İşte şimdi sipsivri yapayalnız. Testleri kontrol edecektiniz. Benimki bitmedi daha. Münevver böyle yapma. Şurada biraz konuşalım seninle. Dersle ilgili bir konuda takılırsam gelir size sorarım. Onun dışında konuşacak bir şeyimiz yok hocam. Münevver. Anladım. Beni hayatından çıkarıyorsun. Ama şunu bil. Ben bir hata yaptıysam bunda senin de payın var. Beni bir başıma bıraktın. Başka birini sevdiğini söyledin. Aramızdaki her şeyin bittiğini, hiçbir umut kalmadığını söyledin. İçimdeki acıya nasıl sahip çıkacağımı bilemedim. Evet biliyorum. Yaptıklarımın hiçbir özrü ve açıklaması yok. Ama şunu bil ki bu yaşananların bir sorumlusu varsa, bir suçlusu varsa bu sadece ben değilim. Anladın mı? Selma, kızım. Olmadı değil mi? Sen haklıymışsın anne. Yiğit beni bebeği gözden çıkarmış. Hatta hiç düşünmemiş bile. Olmayacak duaya amin demekti seninki kızım. Bitirelim bu işi. Kapansın bu konu. Yavrum. Hadi git. Hadi kızım. Hadi. Gel gel. Geç. Kimse gelmeden sana diyeceklerim var. Kendime kahve yapıyordum. Sana da yapayım. Söyle. Cüneyt'inle konuştum. Hah. Parayı önüne attım. Herkes kendi yoluna. Bir daha bu kızın karşısına çıkmayacaksın, hesabınız bitti dedim. Oh, çok şükür. Teyze, sen beni nasıl bir yükten kurtardın biliyor musun? İyi yapmışsın. Kız, yaptım yapmasına da
Kâr eder mi bilmiyorum. Oğlan kafayı yemiş gibi bakıyor. Böyle dili sildim, bitti bu iş diyor ama gözleri hiç öyle konuşmuyor. Bana bak, sen ol. Bu oğlanı öyle hafife alma. Aman Allah'a yakın, bana uzak olsun. İstediği her şeyi verdik canım. Kapadık hesabımızı, Allah Allah. Ayrıca farkında mısın, bütün defterleri kapadık. Ha? Her seferinde ateşle sınandım ama bir yolunu buldum, çıktım işin içinden. Öyle çıktım çıktım diye konuşup durma ortağım. Ne yaptıysak beraber yaptık. Ya tamam, orası öyle de bir düşün. Bak, rapor işini hallettik. Toprak kendine bir yuva kurdu şükür. Cüneyt de aşkını kalbine gömdü. Ben daha ne isterim tez, artık yoluma bakmak istiyorum ya. Yoluma çıkacak taş kalmadı diyorsun yani. Öyle tabii. Bundan sonra oyun, yalan, dolan yok. Sıkıldım artık, bunaldım hakikaten. Yusuf'la evleneyim, yuvamda huzurlu huzurlu oturayım istiyorum. Küçük bir şeyi unutuyorsun ortağım. Şu benim payımı da düşünsen de ben de mutlu olsam artık ha. Merak etme ortağım. O da hallolacak. Zaten onu da halledeyim. Bütün kefaretimi ödemiş olacağım herhalde. Sırtımdan yumurta küfesini attım diyorsun. Ne bu suratın mahkeme duvarı gibi? Teyze. Hı. Hani ben sana demiştim ya. He. Bade'yi gördüm diye. He. Yanlış görmüşüm. Deme. Nasıl anladın? Markete gittim hayırlı olsun diye, böyle hediyelik falan aldım. Yusuf tanıştırdı. Ay teyze görme. Onca erkeğin arasında kısacık etekler, öyle saçlarını savura savura gülüşmeler, konuşmalar filan. Ya kız dediğim gibi değil mi? Fena. Havalı. Betül'den daha havalı. Şunu bir yere asmak lazım. Aa, bakayım. Nişanlınızın hediyesi değil mi? Evet. Çok ince biriymiş. Öyledir. Düğün ne zaman? Yazın inşallah. Allah tamamını erdirsin. Amin. Sağ ol. Evet. Tablo hazır. Arkadaşlar ürünleri bu düzene göre yerleştirecekler. Bence çok güzel olmuş. Vallahi bu işi en iyi yapan yerleri gezdik. Ortaya böyle bir tablo çıktı. Vallahi güzel olmuş. Elinize sağlık. Anlaştıysak ben çıkıyorum. Reklamcıya gideceğim. Broşürlere bakacağım. Tamam. Bade Hanım, siz de gelmek istemez misiniz? O kadar emek verdiniz. Ben zaten Kamil abiyle konuştum. Bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Şimdi buraları bırakmayayım. Yarına iş kalmasın. Tamam. Ben çıkayım. Siz buraları bırakmayın. Sağ ol amca oğlum. Güzel olmuş. Acıkmadın mı? Acıktım. Arkadaşlar, acıkmadınız mı? Bir yemek arası verelim. İş bitsin sonra yeriz beyim. Aç aç çalışılmaz. Bir yemek arası verelim biz. Ben hemen bir şeyler organize ediyorum o zaman. İyi, hadi bakalım. Öyle suratını sallayarak bu iş halledilmez. Bak, ahal okum. Baldan tatlı değil mi? Ama fazla yediğin zaman adamın içini bayar. Ne yani, sıkılmasın diye adamı boş mu bırakacağım? Allah Allah. Katiyen. Gözün her fırsatta üzerinde olacak. Ama çaktırmayacağım. Baktığı her yönü bileceksin ama bir şey sorduğu zaman şaşırmış gibi yapacaksın. Bir de maç taktiği verir gibi anlatıyorsun ya bunları. Ya teyze, ben sana anlatamıyorum galiba. Ben kendim gibi olmak istiyorum artık. Kıskanıyorsam kıskanıyorum. Bilsin bunu. Bilsin yani. Adama aldığı nefesi zehir et. Dırdırdır beynini ye. Ondan sonra o da seni yakasından nasıl silkeleyeceğini bilemesin değil mi?
Hem şimdi iş için bir aradalar ya. Sen arıza çıkarıp durursan eşeğin aklına karpuz kabuğunu kendi elinden düşürürsün ona göre. Yapma ya. Herhalde. Şimdi bunlar beraber iş yapıyorlar ya, hep bir aradalar. Umurumda değilmiş gibi davranacağım. Gerekirse o ne kadar iyi bir kız, ne kadar becerikli bir kız falan diye öveceksin böyle. Ama kızın aklına da şunu sokacaksın. Yusuf'un sahibi benim. Böyle hallenecek. İşe yarar mı ki? Yarar tabii. Öyle ya da böyle bir vesileyle girdi buraya şimdi. Hamiyet'te yemekti, çaydı, kahveydi derken konaktan düşürmeyecek onu belli. Duydum vallahi Yusuf'la çiftliğe gidiyorlarmış. Ne? Ne çiftliği be? At çiftliği. Hani senin Yusuf'u ağına düşürdüğün yer. İyi bilin sen orayı. Tehlikeli. Kız yalan falan değil, hem de böyle iyi ata biniyormuş. Becerikli yani. Bakarsın önce ata binerler. Araları ısınır. Sonra Yusuf aldığı gibi bağ evine götürür badeyi. El birliğiyle doldururlar senin vadeyi. Öyle mi? Marifeti batsın. Sen de abartıyorsun iyice. Niye kız? Olmayacak şey mi? Yusuf beni çok seviyor teyze. Bu zamana kadar böyle bir şey yapmadı, yapmaz da. Ya ben sevmiyor mu dedim. Ama herkesçe malum ki Yusuf kadınları da çok seviyor. O benden önceydi. Artık ben varım. Tamam. Artık aranmıyor olabilir. Ama şahı olsa kendiliğinden kuyruk sallayana git demez. Demez. Erkekliğin şanına yakışmaz kız. Aranana hakkını vereceksin. Teyze. Ne? Yalan mı konuşuyorsun? Kendin de biliyorsun, topraktan pay biç. Kaynaşıyorlardı neredeyse. Kardeşin helal süt emmiş de kenara çekildi. Ama herkes toprak değil ha. Ay, iki dakikada yazdın hikayeyi yine. İnsanın yaşı kadar tecrübesi olunca filmin sonunu biliyor işte. Yusuf benim nişanlım. Benim. Birkaç aya da evleneceğiz. Öyle badeymiş madeymiş bizim aramız öyle kolay giremez. Kimse de buna öyle kolay engel olamaz. Ümidimiz o. Ama gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Afiyet olsun abi. Yemekler çabucak gelmiş. Sabahtan bir şeyler ayarlamıştım ben. Hiçbir şeyi de atlamıyoruz yani. Eh, mümkün olduğunca diyelim. Hadi afiyet olsun. Sağ olun. Fıstık kebabı mı? Sakın bana tahmin ettin değil mi şimdi? Hayır. Sizi meşgul etmemek için sabah arayıp sekreterinizden öğrendim. Sağ ol, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hüseyin abi, senin oğlan hala okulu kaytarıyor mu? Sorma beyim, ne yapacağız bilmiyorum. Yapma ya. Neyse, konuşurum ben onunla bir ara. Ufuk, annen nasıl? Çıkardınız mı hastaneden? Çıkardık beyim, sağ olasın. Sayende. Estağfurullah. Neyse artık ben gideyim. Ya muhabbet sarmadı galiba. Yok canım, ne alakası var? Annem evde yalnız. Sabah erken çıktım, merak eder kadın. Ne? Sen biliyorsun. Teyze. Pınar'ın halleri nedir böyle? Ne var işini göre? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne iş teyze? Kız basbayağı posta koyuyor bana. Cemile yüzünden değil mi? Hı? Teyze, sen bana niye Cemile'nin kovulduğunu söylemedin? Ben senin haber ajansın mıyım? Her dakika rapor mu vereceğim sana kız? İyi de teyze, kızın sebebi olduk.
Bak bizim yüzümüzden ekmeğinden oldu zavallı. Yok mu bir hal yolu? Konuşayım Yusuf'la. İkna edeyim en azından. Belki affeder kızı. Sakın. Aklını mı yedin? Adam onu hain belledi. Şimdi ekmeğine kan doğrayanı kanadının altına mı alacak? Ama Aması falan yok Havva. Eski defterleri bir bir açarsan senin başın yanar. Yusuf sormayacak mı neden diye? Ha? Diyelim Yusuf sormadı. Cemile çeresini tutabilecek mi? Vicdanım sızlıyor teyze. Oho! Öyle vicdan muhasebelerine girersen çok işin var ortağım. Bu yolda verdiğin her kurban senin zaferin olarak geri döndü. Öyle değil mi? Allah Allah. Bak teyze. Cemile benim son vebalim. Tamam mı? Bak bundan sonra pis iş yok. Karanlık iş yok. Düğün günü ben o gelinliği tertemiz giymek istiyorum. Bedenim kadar ruhum da temiz olsun istiyorum. Ben Yusuf'a layık bir eş olmak istiyorum teyze. Anla bunu, kurban olayım. Ne olur sen de beni karanlığa çekme artık. Tamam. Kaptan sensin. Sen dümeni nereye çevirirsen ben oradayım. İyi. Hadi ben gidiyorum. İyi tamam. Bak. Badenle ilgili bir şey olursa beni de haberdar et, tamam mı? Hava? Anneciğim. Ne zaman geldin kızım, hiç haberim olmadı. Geldim de teyzem uyuduğunuzu söyledi, ben de rahatsız etmek istemedim. Biraz yatıyordum. Akşam Bade buradaydı. Ay nasıl güzel bir geceydi, sana anlatamam. Bir sohbet. Laf aramızda. Azıcık biraz şarabı fazla kaçırmış. Tabii böyle kafam kütük gibi kalktım bu sabah. Yusuf'la yanımıza gelirsin sandım ama kaçıvermişsin hemen. Geldim de annem rahatsızdı. Ona gittim. O yüzden katılamadım size. Ha, Yusuf söyledi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bakıyorum bu ara yüzük takılıvermiş yerine. Hava. Bak kızım, sana bir ana nasihat vereyim. Bu işler çocuk oyuncağı değil yavrum. Yani eğer bir şeye karar veriyorsan ardında duracaksın. Ha? Yoksa böyle zırt kavga ettiniz, pırt küstünüz. Bu yüzük böyle zırt pırt çıkmaz çocuğum. Haklısınız anneciğim. Bundan sonra üzmeyiz size, emin olun. Neyse. Bade ile tanışamadın diye çok üzülmüştüm. Ama bakıyorum markete gitmişsin. Hı? Tanışmışsınız. Doğrudur anneciğim, tanıştık. Konuştuk biraz ayaküstü ama çalışıyorlardı. Ben de fazla yormak istemedim. Aa, olsun, iyi etmişsin. Nasıl olsa çok göreceksin. Onlar birlikte çalışıyorlar ya, ömürleri bir arada geçecek artık. Çok iyi bir kız vallahi abi. Çok aklı başında, çok kültürlü, derli toplu. Sonra çok iyi bir ailenin kızı. Sözü sohbeti de çekilir. Çok iyi bir kız. Anlaşacaksınız eminim. Ben de eminim anneciğim, şüphem yok. Neyse, ben müsaadenizi isteyeyim. Sizi de yormayayım daha fazla böyle ayakta. Uğrarım yine. Gidiyor musun? Gidiyorum. Annem hasta. Babam da şimdi köyde, yalnız kalmasın kadın. İyi edersin. Hadi selam söyle hepsine. Söylerim. Görüşürüz. Bana bak. Ne yapıyorsun? Akşama mı? Fırına tavuk süreceğim. Ne zamandır yapmadım ya. İyi. Ama ben sana onu sormadım. Havva gelmiş. Neden? Şöylesine gelmiş, uğramış. Öylesine gelmiş. Ben hiç sanmıyorum. Evet. Bade'ye telefon ettim biraz evvel. Ne yapıyorsunuz diye sordum. Bana bak, markete gitmiş. Tanışmışlar yani. Ay nasıl kıskanmış. Gözlerinden anladım. Kıpkırmızıydı. Evet. Ondan sonra da lafı karıştırdı, kaçıverdi buradan. Sana öyle gelmiş olmasın hanımım. Bana hiçbir şey demedi, belli etmedi vallahi. Gururundan söylememiştir sana. Ne bileyim. Kızın aşktan gözü kör ya, Bade'yi Made'yi görmemiş gibi sanki hiç.
O zaman gözünü siz açacaksınız Sultan Hanım. Hı? Ay ne kadar iyi anlaşıyorlar. Ay 5 dakika evvel beraber gördüm. Ne kadar eğleniyorlardı. Kahkahalar atıyorlardı. Ay çok çalışıyorlar. Aman bunlar her dakika beraber falan. Böyle zehir atacaksın, zehir atacaksın. Öteki de aklını oynatacak. Yeni yolumuz bu, öyle mi? Sultan. Kızım sen benim dediklerimi yap. Ben kaçın kurasıyım. Ha? Şimdi o kıskanacak. Yusuf neredeydin? Nereye gittin? Kiminleydin? Kaçta geldin? Bu soruları sordukça Yusuf'un bunalacak ve bütün huzuru da badede bulacak. İnşallah. Emrin olur hanımım. Elimden ne gelirse yapacağım, sen merak etme. Fazlasını yapacaksın Sultan Hanım. Fazlasını yapacaksın ki bu düğün dernek kurulmadan işi kökünden halledelim. Tamam mı? Çocuklar biri arabaya çarpmış. Kim çarptı gördünüz mü? Hayır abla görmedik. Zaten sabahtan bellidir böyleydi. Hay Allah yani. Ya niye benim başıma geliyor böyle şeyler? Of! Efendim bir tanem. Yusuf. Havva ne oldu? Sesin kötü geliyor. Biri arabaya çarpmış. Çarpmış mı? Nasıl yani? Ya bas bayağı çarpmış işte. Tamam, tamam bir tanem ben geliyorum hemen, tamam. Bade, benim bir işim çıktı. 2 saate dönerim ben. Tamam, ben buradayım zaten. Efendim İlmi Bey. Bade Hanım. Şirkette herkes toplandı. Sizi bekliyoruz. Malum babanız seyahate çıkarken sizi vekil tayin etmişti işlere. Hilmi Bey, istifa ettiğimi bir daha söylememe gerek yok sanırım. Vallahi ben emir kuluyum Bade Hanım. Celal Bey istifanızı kabul etmemişti. O yüzden gelip işinizin başına geçerseniz hepimiz için en hayırlısı olacak. Madem emir kulusunuz Hilmi Bey, o zaman yerinizi bilin. Ben döndüğü zaman babamla konuşurum bu konuyu. Şimdi meşgulüm, kapatıyorum. Babanız bu iş konusunda biraz canınızı sıkacak galiba Bade Hanım. Ama haksız da sayılmaz. Sizin gibi 10 parmağında 10 marifet bir elemanı herkes ister. Abartmayın Mehmet Bey. Bade, bu iş canını sıkacaksa babanızla konuşup yardımcı olabilirim. Teşekkür ederim Mehmet Bey ama kendi işimi kendim halletsem daha iyi, sağ olun. Kız Sultan, baban da maaşçıydı kız. Nerede? Baban düzenbazın önde gideniydi. Geldim. Hoş geldin Yiğit. Hoş bulduk. Annem burada mı? Mutfakta. Oğlum, hayırdır? Anne konuşmamız lazım. Şu anne bak daha bir kere bile bilmedim ne hale getirmişler. Neyse hallederiz. Çarpıyorsun bari numaranı bıraksaydın.
Neyse neyse, yaptırırız, sen merak etme. Niye bizim başımıza geliyor ya? Öyle söyleme Bahar Göz. Bak sen iyisin, ben iyiyim. Halimiz vaktimiz yerinde şükür. Parayla pulla halledilecek şeyleri kafana takma sen. Hem bu araba senin asıl araban değil, antrenman için aldık. Sen çarpacaktın, başkası sana çarpmış. Nazar değdi herhalde. Hallederiz, sen üzülme. Öyle bir baktı ki bana anne. Yerin dibine geçtim. Yaptıklarımın cezasını onu kaybederek ödüyorum. Nereden duymuş? Benimki de soru, nereden duymuş? Selma kebapçısı yetiştirdi tabii. Marifetmiş gibi yediği haltı anlattı, kız senden vazgeçsin de meydan ona kalsın diye tabi. Selma'nın bir günahı yok anne. Nereden duydu o zaman? Ben anlattım. Her şeyi bildiğini düşündüm. Yalan söylemek istemedim. Gittim kendi ağzımla söyledim her şeyi. Aferin. Aferin. Hem uçkuruna hem diline sahip olama, öyle mi? Ha? Lan ben seni böyle yetiştirmedim ki ya. He? Şimdi ne olacak? Ne yapacaksın şimdi? Yapacak bir şey yok anne. Münevver beni sildi. Abisine de her şeyi anlatmış. Yusuf. Yusuf duymuş mu? Bittin sen. Ben nerelere gideyim? Ben ne yapayım ya? Konuşmuş abisiyle Münevver. Yan yana gelmezsek bir şey yapmayacakmış. Şimdi Yusuf biliyorsa anasına da demiştir. Ama Hamiyet sabahtan beri hiç tavırlanmadı, bir şey yapmadı. Bunların bir planı mı var yoksa? Ne oluyor ya? Anne, Münevver beni sildi diyorum sana. Sen neyin peşindesin hala? Dua et ki kız sildi. Yusuf silseydi ne olacaktı? Ha? Tozun kalmazdı o zaman buralarda Yusuf'un gazabına. Uğramadın tabii hiç. Allah muhafaza. Ne olacak şimdi? He? Ne olacak? O bebek var diye. O kızla evleneceğim deme bana, şurada küt diye giderim kalpten ona göre. Merak etme. Anne, Selma bebeği aldırmış. Kime dokunsam yakıyorum zaten. Öyle deme kızım. Öyle deme yavrum. Yüreğimi dağlama kuzum ya. En zoru da ne biliyor musun? Münevver beni seviyordu. Yani ayrı olsak da gözlerinden görebiliyordum ben onu. Şimdi nefretle bakıyor bana. Ben ne yapacağım anne? Yoluna ölürüm ben senin oğlum, ölürüm yoluna. Ölürüm yiğidim kuzum. Eh be sultan, 40 saattir meyveyi hazırlayamadınız. Aa, nerede bu gene? Yiğit geldi de hanımım, beraber odaya geçtiler. İyi. Hadi, hadi sen biraz çabuk ol. Zamanı geçti ayol çocuğun beslenmesinin zamanı. Hadi. Aç çocuk, aç. Ay. Tamam, sen Tahir'e selam söyle. O gereğini yapar zaten. Tamam Üstü Bey. Hadi kolay gelsin. Ya boşuna harap ediyorsun kendini. Yarın araban daha güzel olacak işte. İyi de bir sürü masraf çıktı şimdi.
Allah Allah. Ya sen bunları niye kafana takıyorsun ki? Çünkü sürekli başına dert açıyorum Yusuf. Önce babam, sonra amcamın hastalığı. Şimdi bu. Havva, kızıyorum ama ha. Bizim aramızda böyle şeylerin lafı mı olur? İyi de ben sana sürekli borçlanıyorum. İstersen alacak verecek defteri yapalım. Biz seninle hayatı paylaşacağız. Sen takılma böyle şeylere. Al bunu. Ne bu? Kredi kartı. Şimdi Havva Karagül yazıyor ama ileride Hancıoğlu yazacak tabii. Yusuf ne gerek vardı? Niye yaptın böyle bir şey? Her istediğini alabil diye. Ben yanında olamıyorum devamlı. Baban da yok. Belki bir şeye ihtiyacınız olur. Yanında bulunsun. O kadar ince düşünüyorsun ki. Bazen seni hak edecek ne yaptım diye düşünüyorum. Canımsın sen be. Yusuf. Bana böyle bir ömür sarılacaksın, beni seveceksin. Beni hiç yalnız bırakmayacaksın, değil mi? Ben sana değil, kendime yemin ettim. Ömrümün sonuna kadar seni seveceğim ben. Ben de bir tek seni severek öleceğim. Hadi gir artık içeri. Üşüme. E sen de gel yemek yiyelim hadi. Yok, ben markette yemek yedim. Bade yemek söylemiş bana, fıstık kebabı. Ben de dayanamayıp hepsini yedim işte. E senin en sevdiğin yemek değil mi o? Ne tesadüf. Ya kız sadece işle ilgilenmiyor. Üşenmemiş sekretere sormuş ne sevdiğimi. Güzel. Sevindim senin için. Çok şanslısın böyle bir elemanla çalıştığın için. Hı hı. Ben gideyim artık, yalnız bırakmayayım onları. Sabaha kadar bitireceğim diye tutturmuş. Yalnız kalmasınlar şimdi. Tamam canım. Görüşürüz. Müsait olunca ararım ben. Şey mi istedin hanımım? Sultan, sen benden habersiz bu konakta bir takım şeyler mi çevireceğini sanıyorsun? Ha? Benim her yerde gözüm, kulağım var. Unuttun mu bunu? Hükmü haşa hanımım mı? O nasıl söz? Vallahi benim de yeni haberim oldu. Niye önlemiyorsun o zaman? Ha? Niye önlemiyorsun? Yani şimdi aynı dershaneye gitmeleriyle bu işler hal mi olacak? Yoksa böyle usul usul, yavaş yavaş bizim ailemize mi girmeye çalışıyor? Yanılır o yiğit, yanılır. Münevver unuttu yiğiti. Ha? Onun bütün derdi sınavlarını kazanmak, okumak. Bu iş bitti, koysun o kafasına, koysun. Sen hiç merak etme hanım. Ben bu meseleyi oğlandan konuştum zaten. İki cihan bir araya gelse bu iş olmaz dedim. O da böyle belledi. Niye o zaman siftiniyor bu konakta? Görsen nasıl hasta. Hiç dermanı kalmamış. Ne yapsın kuzum, anasına gelmiş tabii. Müsaaden olursa ben bir çorba kaynatayım onu. Onu içsin de öyle gitsin. Söz odadan dışarı çıkmayacak, tamam mı? Bıktım artık. Senden de bıktım, bu yiğitten de bıktım. Ortalıklarda görünmesin. Vallahi billahi ikinizi de perişan ederim. Uzanıyor zaten. Kes! Koparmadığıma şükret. Bana bak. O kör olmayasıca gözünü kulağını bir benim için çalıştıracaksın. Anladın mı?
Ne demeye ayaklı gazete gibi yetiştirdin hemen Yiğit'in geldiğini, he? Hamiyet Hanım sordu, ne deseydim yani? Hiçbir şey. Bundan sonra kim ne sorarsa sorsun, görmedim, bilmiyorum. Duydun mu? Geldin mi kızım? Ah be kızım be. Seni merak ettiğimi biliyorsun. İnsan bir arar, ne oldu ne gitti haber verir değil mi? Özür dilerim anne. Ben nerede dolaştığımı biliyor muyum? Oh, derdin biri bitiyor öbürü başlıyor anne. Ay ne o? Yoksa babam paranın hepsini harcamış mı? Sence babamda para kalır mı? Ha? Harcamış tabii. Ama ben bir yolunu buldum, verdim Cüneyt'in parasını. Nasıl hallettin? Anlatsana abla. Cüneyt kardeş, ben artık görüşmüyoruz sanıyordum. Uzun etme Mehmet kardeş, seninle konuşacaklarım var. Dün akşam konağa onun için mi geldin yoksa? Vay, gördün demek. Benim gözümden bir şey kaçmaz aslanım. Ben asıl ne oldu onu merak ettim. Hadi anlat. Böyle telefonda olmaz. Yüz yüze konuşmamız lazım. Benim dükkana gelsene. Sen dükkan mı açtın ya? O kadar hukukumuz var. İnsan bir haber verir. Bir çikolata, çiçek, bir şey yollardık. Söyledik ya işte. Meydandaki dershanenin hemen yanında. Bir saate kadar bekliyorum, olur mu? Boş gezenin boş kalfası değiliz ki aslanım. Bizim de bir takım işlerimiz var. Bir iki gün hemen seni ararım. Peki. Öyle olsun. Bade Hanım. Sürekli bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Biraz ara verin yahu. İş bitmeden dinlenmek adetim değildir. Huzur bulamam. Öyleyse bu üstün çalışmalarınızdan ötürü şirketim adına size teşekkürü borç bilirim. Buyurun, bunlar sizin. Sayenizde marketi çok daha kısa bir sürede açacağız. Çok incesiniz. Sağ olun Mehmet Bey. Ama ben bunu tek başıma kabul edersem eğer çalışma arkadaşlarıma çok ayıp olur. Ufuk, gel bak. Mehmet Bey bize ne getirmiş. Çalışanlarınızı motive etmesini çok iyi biliyorsunuz Mehmet Bey. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun Mehmet. Neyse ben gideyim. Şirkette bir iki işim var, sonra gelirim. Ay siz yorulmasaydınız. Biz arkadaşlarla hallediyoruz burayı.
Bu kadar erkeğin arasında yalnız başınıza olmanız pek uygun düşmez. Hem cinslerinize de güvenmiyorsunuz yani. Oysa ben en yerini bilmeziyle bile baş edebilirim. Siz hiç endişelenmeyin Mehmet Bey. Neyse, ben gidiyorum. Al işte. Yalan yalanı doğurdu gene, değil mi? Anne, ben istemiyor muyum dürüst olmayı? Ha? Ama ne yapsaydım? Yusuf'a eğer amcam bahane etmeseydim ne diyecektim? Nasıl isteyecektim o parayı? Hem o parayı bulmasaydım Cüneyt de Yusuf'un kapısına dayanacaktı. Biliyorsun nasıl bir çıkmazda olduğumu. Ayrıca ben o parayı borç istedim. Babam çalışmaya başladı. Kazandıkça 3-5 ödeyeceğim. Merak etme. Havva. Bak, hiç kimse nedensiz yere kötülük etmez. Her yalan konuşanın, kötülük edenin mutlaka geçerli bir nedeni vardır kızım. Ama bu gerçeği değiştirir mi? Hayır. Ya sebep ne olursa olsun, sen bir kere nişanlını kandırdın. Onun günahını, vebalini aldın. Ya benim korkum, nasıl başlarsan öyle gider diye. Anne, mutlu muyum sence ben böyle? Öyle mi görünüyorum? Görmüyor musun halimi anne? Yüreğim ağzımda dolaşıyorum ya. Dolaşırsın tabii. Akla karıyı birbirine karıştırdın sen. Sonra da arabama çarptılar diye geçmiş karşıma ağlıyorsun. Ne alakası var şimdi bunun onunla? Ne alakası var? Çok alakası var. Havva, bak bu dünya etme bulma dünyası. Ne yaşanıyorsa bu dünyada yaşanıyor. E Allah'ın sopası yok ki. Sen bir kere kötülük etmeye gör. Ya hiçbir işin rast gitmez. Günahın, vebalin teker teker insanın boynuna asılır. E Allah da razı gelmediği için cerimesi bir yerlerden çıkar böyle. Yani hiç böyle uzağa gitmeye gerek yok. Emsalleri ortada. Babana bak, teyzene bir bak. Hangi işleri rast gidiyor? Sen dua et de Allah seni beterinden korusun. Amin, Allah korusun. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter. Her şeyi yerinde bırakın, sabah devam edersiniz. Sabah da çok erken gelmeyin, dinlenin biraz. Elinize sağlık. Aklına takılan ne? Yok, yok bir şey. İyi de sabahtan beri gidip gelip bakıyorsun. İçine sinmeyen bir şey var belli ki. Söyle hadi. Ya aslında var bir şey. De nasıl söylenir onu bilmiyorum. Yani şurası yanlış diyemiyorum. Daha çok ön sözü benimki. Neyse, siz benim kuruntularımı boş verin Yusuf Bey. Zaten kağıt üstünde mükemmel görünüyor. Mehmet Bey'le siz de beğendiğinize göre sorun bende sanırım. Olmaz öyle şey. Biz buranın sorumluluğunu sana verdik. Söyle aklındakini, ben de bileyim. Yani daha çok kadınca bir şey. Hiç market tasarlamadım. Ama çok alışverişe çıktım. Yani? Yani anlatabileceğim bir şey değil. Ama aklımdakini gösterebilirim size. Nasıl göstereceksin? Bekleyin, ben hemen geliyorum. Teyze, Yusuf geldi mi eve? Yok, gelmedi. Şimdi benim işim var, sonra konuşalım, tamam mı? Haydi. Havva Hanım mıydı arayan? Yusuf'u merak ediyor, değil mi? Nerede? Kiminle? Evde mi?
Ah Sultan Hanımcığım, insan sarrafıyım ben, insan sarrafı. Sabahleyin daha dedim kızın içine ek şüphe tohumunu, bak akşam olmadı dallandı budaklandı. Vallahi doğrusun hanımım, ne diyeyim? Çünkü kızın içi kötü sultan. Herkesi kendi gibi biliyor. Bak hasetinden kardeşinin başını yaktı. Ama kendi başı da yanacak. Ondan sonra ben de şanımıza yaraşır bir gelin alacağım inşallah. Alırsın inşallah. Havva? Nereye kızım bu saatte? Çekirdek alacağım anne. Ya aklını mı yedin sen? Bu soğukta dışarı mı çıkılır? Hem bakkalda kapatmıştır zaten. Ne bileyim anne, canım çekti işte. Hem sana da iyi olur dizi izlerken. Alayım geleyim iki dakika hadi. Arabayla ne yapacaksın? Sizi alışverişe çıkarıyorum. Buyurun. Hadi çıkalım, tamam. Listeyi de hazırladım. Başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi düşünün. Biz evliyiz, iki tane de çocuğumuz var. Kız mı, erkek mi? Yani hedef kitle babında söylemiştim ben. Tamam. Ama erkekler market işinden pek hoşlanmazlar biliyorsun. Biliyorum. İşte sırf bu yüzden kadınlar alışverişe çıkmadan önce bir liste yaparlar. Ve buna bağlı kalacaklarını, alışverişi hızla bitireceklerini vaat ederler eşlerine. Ben de aynı vaatle getirdim sizi buraya. Her kadının listesinin başında mutlaka sağlıklı yiyecekler, sebzeler, meyveler vardır. Ama bunları alabilmek için mutlaka şekerleme, çikolata reyonunun önünden geçerler. Yani listede olmasa bile mutlaka abur cubur alırlar. Sonra da bunun suçluluk duygusunu bastırmak için sebze almaya giderler. Hatta sadece deterjan bile alacak olsalar o cipslerin önünden mutlaka bir tur geçerler. Bana bir kasa bira almazsan o otları hayatta yemem. İyi de listede bira yok ki. Çikolata da yok. Gofreti de görmedim. Onları çocuklara aldım ben. Ne yapıyor bunlar ya? Evet, işte son nokta. Alışverişimiz bitti. Ödeme yapıyoruz. Nasıl buldunuz aklımdaki sistemi? Sisteme bir şey diyemeyeceğim ama ikna kabiliyetim bayağı yüksek. Sevmediğimde sen yalan olur şimdi. İnanın böylesi daha çok içime sinecek. Ama tek bir şartla kabul ederim. Nedir? Artık paydos. Eve gidip uyuyacaksın. Aa yok, yok olmaz. Yani bu söylediklerimi daha kağıda dökmedik. Ürünler geldiği zaman bir sorun çıkmasın. Bir araba alışveriş yaptın, şimdi bunların eve yerleşmesi lazım. Yok olmaz Yusuf Bey, gidemem. Mimar arkadaşımı arayıp sabaha kadar çizimleri yetiştirmem lazım. Sonra marketin açılışı gecikebilir birkaç gün. Olsun, geciksin. Çok çalıştın, yoruldun. Açılışın gecikmesinden bunlar daha önemli. Hem hasta olursan işler daha da yavaşlar. Tamam, nasıl isterseniz. Hadi o zaman şu poşetleri arabaya taşıyalım. Hadi gel, bırakırım ben seni. Yok, gerek yok. Ben arabayla geldim zaten. Olmaz, itiraz kabul etmiyorum. Bu saatte yalnız gidemezsin. Tamam, buna da kabul.
Vallahi Bade, çok farklı bir bakış açım var. Yani ters bir şeyden yeni bir yöntem çıkarabiliyorsun. Teşekkür ederim. Ticarette bu işe yarar mı bilmiyorum tabii. Ama bence sizin yaklaşımınız başarıyı da beraberinde getiriyor. Yaklaşımın mı? Bütün gün işçilerle olan diyaloğunuza şahit oldum. Hepsine ismiyle hitap ediyorsunuz. Dertleri, sıkıntıları ne biliyorsunuz. Hani iş onların işi deyip bir köşeden kontrol etmek yerine onlarla beraber ter döküyorsunuz. Çünkü iş benim işim Bade. Yani ben ilgilenmezsem onları nasıl yapın diyeceğim. Babam da şirket sahibi. Ama bu zamana kadar hiç ondan böyle bir tutum görmedim. Ona göre işçi Celal Bey'den değil mi hazır ola geçmeli. Korkuyla itaat etmelerini saygı zannediyor. Öyle deme. Büyüklerimizin de bildiği bazı şeyler var tabii. Ama ben asla üste inanmıyorum, ekibe inanıyorum. Yani yurt dışında kaldığım sürede bunun başarılı olduğunu gördüm zaten. Ben de aynı fikirdeyim. İşte bu görüş ayrılıkları yüzünden babamla anlaşamadık. Aile ilişkilerini zedelememek için de en uygun işleri ayırmaktı. Çok zahmet verdim. Teşekkür ederim. İyi geceler. Sana da. Hemen yat dinlen. Yarın çok işimiz var biliyorsun. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Sultan abla çorbayı kime götürüyor? Hasta biri mi var? Bilmem. Haberim yok benim. İyiydim. Kuzum. Kalk anne. Bak sevdiğin çorbayı yaptım. Hadi uyan oğlum. Hadi. Ne kadardır uyuyorum ben ya. Akşam oldu mu? Oldu ya. Ne? Ya annen niye uyandırmıyorsun beni ya? Niye uyandırmadın beni? Niye kaldırmadın? Şimdi Yusuf abi gelse, Münevver görse ne olacak? Niye kaldırmıyorsun beni? Oğlum bir dur, telaşlanma. Ben Hamiyet Hanım'dan izin aldım. İç şu çorbanı hadi kuzum. Ya anne ne diyorsun ya? Şimdi biri gelecek Yusuf abiyle falan karşılaşmak istemiyorum. İyi akşamlar beyim. İyi akşamlar Murat. Artık yaza kalmaz Yusuf Bey'in organik sebzeleriyle yaparız salatayı ha? Abi. Ne işin var lan senin burada? Bismillah. Abi açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın lan? İnan bildiğin gibi değil abi. Seni adam sandım, adam şerefsiz. Ne yürekle çıktın lan karşıma? Ne yürekle? Neyim yapma? Ne yürekle çıktın lan karşıma? Neyim Allah'ım? Oğlum ne yapıyorsun? Biraz sakin ol. Oğlum aklını mı oynattın? Allah aşkına sakin ol. Senin benim evimde ne işin var? Derdin ne oğlum? Bırak çocuğu. Oğlum. Ben sana ne dedim ha? Ben seni bu herifle yan yana görmeyeceğim demedim mi ha? Abi vallahi bilmiyordum. Yemin ederim şimdi gördüm ben de. Abi Münevver doğru söylüyor. Onun hiçbir şey bildiği yok. Burada olduğumu bilmiyordu. Sana mı sordum lan ben? Sana mı sordum? Seni bu evin yakınlarında görmeyeceğim. Anladın mı beni? Ne desen haklısın. Sevdiğine sahip çıkamayan adam mı denir? Gebert beni. Gebert sen de kurtul ben de abi.
Çek git lan bu evden. Çocuk çek şunu şuradan çek. Senin münevverinle bu evin de yakınında görürsem sonun benim elimden olur. Çek git benim evimden. Al şunu götür buradan. Al şunu götür. Sultan götür hadi. Çıkar şunu, çıkar şunu. Götür hadi. Oğlum. Oh. Çekirdeklerimiz yoksa bisküvilerimiz var. Havva, bir şey mi canın sıkıldı senin kızım? Benim söylediklerime üzüldün sen. Canım kızım benim. Asma suratını öyle. Ben senin annenim. Ya seni çok seviyorum. Ben sana doğruları göstermezsem ileride çok canın yanar. Anne. Bütün yanlışlarımdan kurtulup tertemiz olmak istiyorum. Bütün günahlarımdan arınmak istiyorum. Yusuf beni hep sevsin istiyorum, hep mutlu olalım istiyorum. Anne, ben onu kaybetmek istemiyorum. Sen doğru yoldan şaşmazsan korkulu rüya görmezsin. Madem ki doğru yol almaya karar verdin. Bak, yarın senin için yepyeni bir gün. Nişanlımla buluşursun. Hem belki arabanı almaya gidersiniz. Aa, araba kullanmayı öğretir sana. Sümüt gözlü kızım benim. Üzülme sen. Hamiyet, Yiğit'le Münevver'in arasında bir şey mi olmuş? Ayrıntısını ben de bilmiyorum vallahi Yılmaz Bey. Oğlanın bizim kıza meyli olduğunu hissettiğim anda koyuverdim kapının önüne. Peki ben bunu niye şimdi duyuyorum Hamiyet Hanım? Oğlum. Yılmaz Bey. Yusuf, neredesin? Neredesin? Bebeği aldırdım. Artık için rahat olsun. Yiğit zaten hep seni sevdi. Ben aranızdan çekiliyorum. Münevver.
Ne oluyor kızım Allah aşkına? Ne bu aşağıdaki gümbürtünün nedeni? Ha? Abine sordum, Münevver'le konuş dedi, çekti gitti. Yok yani şimdi bu dershane meselesinden dolayı kızdım desem olmaz. Ben oğlumu tanırım. Böyle ıvır zıvır şeylere böyle zıvanadan çıkmaz. Allah aşkına ne oluyor kızım anlatsana. Ben Yiğit'e Uygar'la evleneceğim dedim ya. Yiğit de Selma'yla. Ay Allah'ım. Kızım, bu kız senin en yakın arkadaşın, kardeşin gibi değil mi? Değilmiş işte. İkimizin de boşluğundan yararlanmış. Yiğit'ten hamile kalmış. Ne? Allah'ım. Taş yağacak başımıza. Ay ben bunu da mı duyacağım ayol? Ama suç onda değil. Evet, yalnız suç onda değil. O kişiliksiz Yiğit var ya, o da suçlu. Seni sevseydi böyle mi olurdu ha? Böyle mi yapardı? Onun bunun peşine mi düşerdi ayol? Of. Abin nereden öğrendi bütün bunları? Ben anlattım. Eğer sultanın bunlardan haberi varsa var ya. Elimden çekeceği var. Ya bu kişiliksiz Yiğit'e ne demeli? Ha? Utanmaz. Utanmaz, arlanmaz. Her türlü haltı ye, ondan sonra da gel kapımızı aşındır. İyi etti benim oğlum. Oh! Ellerine sağlık. Az bile yapmış. İyi ki canı elinde kalmadı. Anne, ben Yiğit'e o kadar çok kızıyorum, o kadar çok nefret ediyorum ki ondan. Ama hala canım acıyor, hala kalbim acıyor. Kızım, gönül bu. Tövbe ya Rabbim, benim de ağzımı bozduruyor bunlar. Gönül bu, gönül. İşte böyle olur olmaz insanlara akar gider senin gibi. Ama ben sana dedim. Demedim mi? He? Bu Yiğit'ten sana koca olmaz demedim mi? Bu Yiğit seni taşıyamaz demedim mi? Bu Yiğit kendini taşıyamıyor, seni nasıl taşıyacak dedim. Demedim mi? He? Neyse, bahaneyle atıverirsin sen de bunu gönlünden. Abim nerede? Ne bileyim ben. O da böyle bir afra, bir tafra. Çekti gitti. Vardır altında bir nedeni. Ama yakında çıkar. Merak etme sen. Ay öldüreceksiniz ikiniz beni ayol. Vallahi öldüreceksiniz. Tövbe ya Rabbim. Aa, Yusuf. Kuzum, bu ne hal? Hala, seninle konuşmam lazım. Gel, gel gir. Gel canım. Ya kusura bakma, bu saatte seni korkuttum. Ama gidecek başka bir yer bulamadım hala. Saçmalama, hadi gel. Gel. Hayır olsun, ne oldu? Gel, gel. Of. Açmazsın tabii. İlgilen sen. Yeni müdürünle ilgilen. Allah'ım. Kuzum, seni yaban ellere göndermek hiç içime sinmiyor ama buralarda kalırsan Yusuf'un elinden bir gaza çıkacak diye korkuyorum kuzum. Bak yavrum, sen şimdi İstanbul'a git. Kafanı dinle bir şöyle, tamam mı? Toprağa da uğra, kızı sevindirirsin hem. Sen ne istersen yaparım. Ortalık durursun buralarda. Ben sana haber vereceğim, tamam mı? Bak. Yanımda bu kadar var, al. Al oğlum.
sakın sıkılıp bunalma, tamam mı? Bak ne kadar istersen, ne zaman istersen ben sana gönderirim, değil mi? Ha? Oğlum. Kuzum. Dışarıda yolcu kalmasın, gidiyoruz. Oğlum, neredesin Allah aşkına? Ay yüreğim pıt pıt, seni bekliyorum ayol. Yusuf, aklıma bir sürü kötü şeyler geldi. Ne oluyor oğlum, nedir? Anlat da biz de bilelim. Yok bir şey baba, yok bir şey. Abicim, hadi geç otur şöyle. Hadi oturun da biraz konuşalım. Geç bakayım şöyle. Bak son günlerde yaşadığın şeyler seni üzdü biliyorum. Önce bu uygar şerefsizi. Şimdi bu Yiğit. Ben de bir şeylere engel olamadım tabii. Bak senin kırılıp incinmene gönlüm dayanmıyor. Dayanmıyor işte. Ne kadar canımdan öte görsem de, korumaya çalışsam da... bazen yetişemiyorum demek. Abi... Münevver. Bak buradan uzak kalırsan kendini daha iyi toparlayacaksın. O yüzden yarın seni Ankara'ya göndereceğim. Aa. Ne demek bu ayol? Hayır olmaz böyle bir şey. Katiyen böyle bir şey olamaz. Ay Yılmaz Bey bir şey söylesene Allah aşkına. Ayol kız bizim kanatlarımızın altında neler geçirdi. Yani şimdi onu yad ellere nasıl göndereceğim ben? Anne, Münevver için daha iyi olacak bu. Oğlum, siz benim evladımsınız. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu ben daha iyi bilirim sizlerden. Ayrıca bu benim görevim. Anne, ben de Münevver'in abisiyim. Gidecek diyorsam gidecek işte. Allah Allah! Yusuf, böyle öfkeyle karar vermenin kimseye bir faydası olmaz evladım. Hem bütün düzeni bozulacak kızın. Zaten derslerine yeni başlamıştı alışmaya. Ben hepsini düşündüm baba. Orada en iyi dershaneye yazdıracağım ben onu. Yusuf haklı abi. Biraz uzaklaştın kızcağız. Aklını dersini daha iyi verir böylece yenge. İyi de orada yalnız başına bir kız nasıl yapar? Yani ne bileyim ben şimdi başında gitmeye kalksam olmaz ki. Siz ne yaparsınız Yılmaz Bey burada? Oğlum Emir Rüzgar ne yapar burada? Yok, ben ömrümde bu kadar saçma sapan bir fikir görmedim. İzin vermiyorum oğlum. Anne yalnız gitmeyecek. Ben halamla konuştum. Beraber gidecekler. Benim o kadına emanet edecek bir kızım yok Yusuf. Hem sizin öyle bir halanız da yok. Sakin ol baba.
Sen kardeşini silmiş olabilirsin ama o bizim halamız. Hem bu kini sadece siz gidiyorsunuz. Kadın her şeyi unutmuş, defteri kitabı kapatmış. Her gittiğimde hala seni soruyor, amcamı soruyor, annemi soruyor. Sormasın. Anmasın adımız. Ya Yusuf, kızı emanet edecek doğru dürüst bir adam bulamadın mı? Yarın öbürsü gün kendine bezecek Münevver'i. Amca. Oğlum. Bak baban da, amcan da haklı. Ayol ben sokağa çıkmasına izin vermem onunla. Değil aynı evi paylaşsınlar. Niye anne? Sizin aranızdaki problemler yüzünden mi? He? Halamın Münevver'e ne kadar iyi bakacağını biliyorsun. Münevver halamın yanında olursa hepimizin içi rahat edecek işte. Bunun başka yolu yok. Eğer Münevver'in iyiliğini istiyorsanız razı geleceksiniz. Allah Allah! Oğlum, sen ayağına çarığını giymişsin, hı? Eline de asanı almışsın, çıkmışsın yola. Sen aslında kararını vermişsin oğlum. Kararını da bize tebliğ ediyorsun. Ama olmuyor Yusuf, ha? Ayıp olmuyor mu biraz? Ayıp oluyor, ayıp. Sen de annem babam gibi mi düşünüyorsun? Hayır. Bence çok iyi düşünmüşsün. Ben de gitmek isterim. Tamam abiciğim. Biz bunu birlikte halledeceğiz. Hadi git yat, dinlen biraz. Tamam. Abla, bak tansiyonun çok yükselmiş. Bir dil altı falan mı alsan ya? Kız ilaç bana ne yapsın? Oğlumu... Oğlumu yolladım kendi ellerimle kuzum. İyiydim. Bak bakalım kız, o mu arıyor bak. Yok abla, Havva Hanım arıyor. Ne öyle kız? Havva Hanım falan bu laflar. He? Git çayı mayı koy haydi. Bunlar üzüntü falan dinlemez, anlamaz, sofra ister. Söyle kız. Alo teyze. Neler dönüyor konakta? Yusuf gece eve geldi mi? Söyle. Kız bir sesini, bir kız. Bir kız da konuş. Başım çatlıyor vallahi. Ya sen bana Yusuf eve geldi mi gelmedi mi söyler misin? Bilmiyorum. Akşam çıktı gitti. Ne bileyim ben ateşini nerede söndürdü. Sen ne diyorsun ya? Delirtmeye mi çalışıyorsun beni? Bir derdim sensin değil mi? Ha? Bir derdim sensin. Akşam konakta kıyamet koptu. Yusuf iyiydi görünce ortalığı birbirine kattı. Gazabından kurtarayım diye oğlumu kendi ellerimden gönderdim. Ne yaptı ki Yiğit Yusuf'u bu kadar kızdıracak? Vallahi Havva, senden konuşacak halim yok, tamam mı? Söyle, ne var? Teyze, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bu yaptıklarımızın hepsinin sebebi kendimiziz. Ne ediyorsak onu buluyoruz, ben sana söyleyeyim. Bak ne zaman birinin canını yaksak, günahını alsak bizim de canımız yanıyor. Görüyorsun değil mi? Allah'ın adaleti işte. Of! Bitti mi sabah vaazı? He? Bitti mi? Ne diyeceksen de kız, yorma beni haydi. Ben senden bir adres isteyeceğim.
Hayır olsun kızım. Yusuf Bey'e baktım hanımım ama yok galiba. Banyoda unutmuş telefonunu. Bir sürü de cevapsız çağrı var. Hayır, yani ben açıp bakmadım ama ekranda öyle gözüküyor. Ben de önemlidir diye getirmiştim. Bak bakalım kimmiş arayan. Kızım açsene. Arayan babasının keyfini aramadı ya. Vardır bir derdi herhalde. Hava aramış. Hepsini. 7 defa. Herhalde Yusuf'u merak etti. Neyse canım, hadi bize ne? Hadi ver, ver şunu bana. Git işine sen. Remzi? Ne? İstanbul'da mısın? Ya hangi ara gittin İstanbul'a? Ya onun için demiyorum. Köyde çok işim var diyordun, şimdi İstanbul'dayım diyorsun. Yani hangi akla hizmeten gittin oraya? Vay 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 deli Remzi. Baba olduğun aklına geldi desene. Bak Remzi. Eğer orada toprağın canı sıkacak bir şey yapacak olursa vallahi karşında beni bulursun ha. İyi tamam. Keyfin yerinde mi? He? Keyfin yerinde mi aslan? Sizin bu halleriniz dün gibi gözümün önünde. Şimdi büyüdünüz tabii. Boyumu posumu da açtınız. İsterseniz kendi yuvanızı kurabilir, hayat yolunuzu çizebilirsiniz. Ama babalık işte. Sanki hala çocukmuşsunuz gibi kanatlarımın altında kalın istiyorum. Biz ne kadar büyüsek de senin tecrübelerini vereceğin akla her zaman ihtiyacımız var baba. Yok be aslanım. Sen zaten her zaman her şeyin en iyisini yapıyorsun. Bak şu el kadar bebeğe bile benden değildir demedin. Açtın kollarını, bastın bağrına. Senin çok adaletli bir yüreğin var evladım. Münevver için de en iyisini yapıyorsun. Analık babalık, evlatlarım her zaman yanımda yöremde olsun demek değilmiş. Uzakta da olsalar mutlu olsunlar demekmiş. Yusuf, halanla konuşmakla da çok iyi yaptın evladım. Biz büyüklerin arasındaki husumet bizi ilgilendirir. Ayrıca o senin için de Münevver için de canını verir. Hiç şüphem yok. Bana güvendiğin için sağ ol baba. Her zaman büyükler bir şey öğretmezmiş. Demek benim de evlatlarımdan öğreneceğim şeyler varmış. Bu Münevver'e iyi gelecek. Sen de göreceksin. Eminim. Yılmaz Bey. Oğlum, Münevver'im kalıyor değil mi? Hamiyet, Münevver'e söyle eşyalarını hazırlasın. Akşam olmadan da çıksınlar yola. Yılmaz Bey, bakıyorum sen de oğluna uymuşsun. Münasebi bu Hamiyet Hanım. Oğlum bu kadar erken mi gidecek benim kızım? Anne. Münevver burada olursa huzurumuz olmayacak. Yiğit yüzünden mahvolacağına uzakta olsun. Daha iyi.
İçimiz rahat eder. Kararını vermişsin. Artık ne yapsam döndüremem seni. Bunu banyoda unutmuşsun. Nihayet. Canım. Günaydın bir tanem. Nasılsın? İyiyim, iyiyim de. Nerede olduğunu bilsem daha iyi olacağım Yusuf. Aradım dün akşam, kaç defa mesaj attım sana. Cevap vermedin, merak ettim. Akşam işim vardı biraz. Öyle mi? Ne işiymiş bu, merak ettim. Şimdi telefonda konuşamayız. Sonra anlatırım ben sana. Allah Allah. Yusuf, sadece nerede olduğunu söyleyeceksin. Bu kadar zor mu? Havva, telefonla konuşamayız dedim. Niye ısrar ediyorsun? Araba sürecek miyiz bari, onu söyle. Şirkete geçeceğim birazdan. Birkaç işim var. Müsait olunca ararım ben seni. İyi, tamam, peki. Görüşürüz. Sofra hazır demeye geldiydim. Hay Allah aşkına Sultan. Senin bu densiz oğlunun yaptıklarından sonra bende yiyecek içecek hal mi kaldı ayol? Vallahi billahi yeminle bilmiyordum. Ben de dün akşam öğrendim. İki gözüm önüme aksın ki bilsem müsaade eder miydim? Bu rezillik tütmeden bir hal çaresine bakardım. Akez Sultan. Senin oğlun kendine sahip çıkmadı diye ben kızıma hasret gideceğim ayol. O ne demek o? Tutturdu Yusuf. Kızı gönderiyor Ankara'ya. Ya ne yapsam ne etsem önleyemedim. Hem de bugün gönderecekmiş. Deme. Aslında var ya, senin oğlunu göndermek lazım. Ama nasıl güveneyim? Alışmış o kovulduğu yere gelmeye. Vallahi bilmiyordum. Bak Yiğit nasıl benim oğlumsa... Münevver de benim has kızım. Senin nasıl için yanıyor, benim de ciğerim dağlanıyor. Bunu böyle bil yani. Bak bu doğru laf. Ne de olsa ikimiz de anayız. Senin yüreğin ayrı yanıyor. Benimki ayrı. Toparlanmışsın bile bir tane. Babam acele et dedi. Ah be Münevver'cim. Ben seni buradan terinle, duanla göndereceğim diye uğraşırken... bakar mısın neler geldi başımıza? Ne yapacağım şimdi? Nasıl uyanacağım? Ha? Nasıl başlayacağım sensiz güne? Böyle böyle. Günaydın Yusuf Bey. Günaydın Tülay. Tülay,
Ankara'dan iyi bir otel bul. İki kişilik rezervasyon yaptır. Münevver'le halam için. Bir de şu Ankara'nın en iyi dershaneleri hangisiymiş bir araştır bakalım. Münevver'in kaydını yaptıracağız. Ha, kayıt yaptırdıktan sonra da yakınlarda bir yerde bir ev tutacağız kiralık Münevver'e. Haberin olsun. Tamam Yusuf Bey. Yusuf Bey, aklımdaki sistem böyle bir şey. Ben biraz düşünmek için sizin çiftliğe gidiyorum izninizle. Malum, rahatlamak için at sırtında koşmak birebirdir. Bade. Deli ya bu kız. Cemile. Ne işin var senin burada? Cemile dur bir dinle. Defol git buradan. Cemile ne olur dinle. Lütfen. Ben Mehmet Hancıoğlu, buyurun. İyi günler Mehmet Bey. Ben Serkan Koçan. Palalı Çizmeleri'nin pazarlama müdürüyüm. Celal Bey siparişleriniz olduğunu söyledi. Bu işi ben takip edeceğim. Taleplerinizi öğrenmek için aradım. Serkan Bey, biz daha önce Bade Hanım'la görüşmüştük bu konuyla ilgili. Ben seninle arada işsiz kaldım Hava. Getirdiğiniz kalıp peynir bir teneke yağıyla vicdanını rahatlatamazsın. Cemile bir dur. Cemile bir dur. Ben hiçbir şey böyle olsun istemedim. Gerçekten. İstemedin de neden oldu ha? Ama gün bana ettiklerin ömür boyunca ardını bırakmayacak. Allah razı gelmeyecek senden. Yaptıkların bir bir karşına çıkacak. Ahım ardını bırakmayacak. Cemile! Ben sana yardım etmek istedim. Nasıl biliyorsan öyle yap. Günah boynuna. Günah dediğin öyle kolay gitmez Havva. Hakkımı helal etmiyorum sana. Güney abi nasılsın? Hoş geldin beyim. Bizi unuttunuz vallahi. Doğru söylüyorsun. İşe güce daldık. Kendimizi de unuttuk vallahi abi. Sen gelmeyince Hava Hanım da unuttu bizi. Tayyip kocaman oldu. Öyle mi? Tamam bir gün alıp gelirim ben Havva'yı. Beyim kıyafetlerinizi getireyim. Giyecek misiniz? Getir de abi giyeyim hadi. Beyim telefon. Evet.
Bilmediğim aklıma geldi. Sana katılmamda bir sakınca yok herhalde. Çok memnun olurum. Nasıl buldunuz yeni tabloyu, beğendiniz mi? Vallahi çok kızdım. Neden? Dün anlattığım zaman beğenmiştiniz. Aynılarını kağıda döktüm ben. Benim senin çalışmanla ilgili bir problemim yok. Sadece laf dinlemiyorsun. Ben sana dinlen dedim ama sen sabaha kadar çalışmışsın yine. Aklımda iş varken uyuyamam ki ben. Gerçi sözünüzü de tutmuş sayılırım. Dinlenmek için buraya geldim. Dinlenmek için geldim diyorsun ama hala iş konuşuyorsun. Tamam, seni takdir ediyorum ben. Ama at binerken sadece at binelim, tamam mı? Tamam. Hadi göster bakalım kendini. Alo. Vardın mı kuzum? Pınar, sofra kur. Pınar, temizlik yap. Pınar, bebeğe bak. İyi ki var Pınar. Yoksa koca konakta bütün işleri kim yapacak? Yiğidim, bak şimdi dinle beni oğlum. İstanbul'a gönderdim ben seni ama hiç yerleşmeden doğru Ankara'ya gidiyorsun. Sorma bir şey oğlum. Başına öyle bir kısmet konduracağım ki anana dua edeceğim. Bana güven kuzum, ha? Tamam oğlum, aferin kuzum. Haydi yavrum, haydi hayırlı yolculuk olsun. Haydi kuzum. Hayırdır? Ne dolanıyorsun buralarda? Camları sil dedin ya abla. Hayır, bu soğukta ne gerek varsa? Gereğini düşünmek senin üzerine vazife değil. İşine bak. Haydi. Hoş geldin Savva Hanım. Hoş bulduk, kolay gelsin. Yusuf Bey'e geldiyseniz dışarı çıktılar. Aa, nereye gitti? At çiftliğine, Bade Hanım'a at bineceklerdi. Anladım, sağ ol. İyi günler. Sen bayağı beceriyorsun bu işi. Ben merak etmeye başladım, başka başaramadığım bir şey var mı diye. Kaskımı çıkaramıyormuşum mesela. Yavaş çıkar, yoksa saçların heba olur. Üşüdün mü? Birer çay içelim. İçimiz ısınsın. Yalnız aç karnına çay içemem ben. Kahvaltı yapmadın mı sen? Güney abi, Makbul ablaya zahmet olmazsa bize bir kahvaltı hazırlasa. Sana köy kahvaltısı ısmarlayayım. Olur. Bir tanem. Yusuf, neredesin? Ben de seni arayacaktım. Şirkette işim bitti, öğleden sonra görüşebiliriz istersen. Yusuf, neredesin dedim ben sana. Hava, hayırdır, ne oldu? Ne bu tavır? Bilmem. Nerede olduğunu hala söylemediğine göre... Ne olduğunu da sen söyle o zaman. Diyemiyorsun değil mi? Bade ile at çiftliğindeyim diyemiyorsun. Hava. Tamam. Oradan da artık bana gelmeden önce bir bağ evine gider ve yemek yersiniz yeni müdürünle. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ben bir şey saçmalamıyorum. Niye saçmalayayım? Seni çözdüm diye mi?
Havva. Saçmalamayı bırak. Eve geç, beni bekle. Ben birazdan geliyorum. Konuşacağız. Bana emir verme. İsterseniz gidelim. Yok, sen geç içeri. Kahvaltını yap. Geliyorum ben birazdan. Bade Hanım. Mehmet Bey. Sizi şirkette işe gömüldüğü düşünürken burada görmek ne güzel. Biraz ara verdim. İsabet olmuş. Ata mı bineceksin? Bindim. Güzel. Bu arada sizin şirketten aradılar. Neden? Kim aramış? Babana bizim çizme siparişi verdiğimizi söylemiştin ya. Siz ne dediniz peki? İstersen şöyle geçelim. Hı? Orada konuşuruz. Havva. Havva. Neden geldin? Bade Hanım'ı yalnız bırakmasaydın. Ya ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sen beni neyle suçladığının farkında mısın? Ne gördüğümü biliyorum ben. Belli. Niye bu kadar sinirlendin ki sen? Hı? At bilmeye gittiğinizi öğrenemeyeceğim sandın değil mi? Allah Allah. Ya bunu ben senden niye saklayayım ki? Ben de onu soruyorum ya sana. Neden Yusuf? Neden gittin at çiftliğine? Benden sonra Bade'ye mi geldi sıra? Ya senin gözünde böyle bir adam mıyım? Her kadının peşinden koşan bir herif miyim? Ya kocan olacak adama bu kadar mı güveniyorsun sen? Sen bana hesap soracağına kendine baksana. Akşamdan beri 50 defa aradım seni. Çalıyor ama ne hikmetse açmıyorsun. Sabah arıyorum, işim var diyorsun ama at çiftliğine gidiyorsun. Bir dakika, akşam sen beni mi aradın? Aradığımı görmeyecek kadar meşgul müydün Yusuf? Havva. Ne Havva? Yalan mı? Sabah arıyorum seni, işim var diyorsun. Şirkete gidiyorum, bir öğreniyorum ki Yusuf Bey Bade Hanım'la at koşturmaya gitmiş. Madem ata binecek vaktim vardı, niye beni çağırmıyorsun, beni aramıyorsun? Neden o vaktini benimle geçirmiyorsun? Toprak bitti, şimdi Bade'yi mi kıskanıyorsun? Ya ne hastalıklı bir düşünce bu. Yanımdaki her kadınla, her konuştuğumla aramda bir şey mi olması lazım? Beni böyle mi göreceksin? Ben boşuna delirmiyorum Yusuf. Sen yanındaki kadınlarla arana mesafe koyamıyorsun. Yapamıyorsun bunu. Hep onlar ne ister, onlar ne düşünür, ne hisseder diye düşünüyorsun. Ama yanlış biliyorsun. Herkesin kahramanı olamazsın sen. Bir kere de Havva'm ne ister diye düşün. Ne hissediyorum diye düşün bir kere de ya. Ne oldu, sen ben mi oldu şimdi? Ben biz diyorum, bütünüz diyorum, sen böyle mi düşüneceksin? Hiçbir şey söyleme Havva. Öyle kafamdan geçmeyen şeyler için beni suçlayıp istediğin yere çekemezsin. Bu konuşma burada bitmiştir. Endişelenecek bir şey yok, merak etme. Çizme işiyle ilgili seninle konuştuğumuzu söyledim Serkan Bey'e. Yani ucunu açık bıraktım. Artık sen gerisini nasıl istersen tamamlarsın. Bakın Mehmet Bey, aklınızda nasıl bir imaj çizildi bilmiyorum. Ama bu durumu babamdan da Yusuf Bey'den de gizleyecek değilim. Zaten her ikisine de açıklayacağım. Anlayacağınız, beni idare etmek zorunda değilsiniz. Ben işimi kendim halledebilirim zaten. Söylediklerimden bunu mu anladın Bade? Bravo. Sana karşı hiçbir art niyetim olmamasına rağmen şirkete geldiğinden beri neden bana tepkilisin? Hı? Oysa ben seninle sadece arkadaş olmaya çalışıyorum. Size afiyet olsun. Mehmet Bey lütfen. Amacım sizi kırmak değildi. Kusura bakmayın, bu işe biraz fazla önem veriyorum. Biraz gerildim sanırım. Haklısın. Ben de biraz fazla üstüne geldim galiba. Ama iş ortamında her zaman senin gibi keyifli insanlarla çalışma fırsatı olmuyor. Ben de biraz keyfini çıkartayım istedim. Birbirimizi yanlış anladık sanırım. Hem de benim hırçınlığımdan, kusura bakmayın.
Teyzem nerede Pınar? Dur, yavaş ol biraz. Çamaşır odasında. Teyze. Ay. Kız, aklımı aldın. Ne yapıverip bu badeden kurtulmamız lazım bizim. Sen de bana yardım edeceksin. O ne demek o?